Merhaba değerli arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, önümüzdeki günlerde artık Ramazan ayına gireceğiz. Hayırlısıyla inşallah. Şimdi sizlere Ramazan ayında çok tüketilen hurmadan biraz söz edeceğim. Sevgili arkadaşlarımız, hemen hemen hepiniz biliyorsunuz, yani genelde Ramazan ayında oruçlar açılırken genelde sevap olmasından dolayı hurmayla açarız, değil mi? Hurmayla açtığımız yedikten sonra ne yapıyoruz? Çekirdeklerini çöpe atıyoruz. Genel olarak öyle yapılıyor. Ama bundan sonra çöpe atmayacaksınız. İnanın ki neden? Çünkü şu görmüş olduğunuz hurma çekirdekleri vücut için o kadar ihtiyaç, o kadar şifalı ki değerli arkadaşlar. Şifasını duyunca diyeceksiniz ki aa biz niye bunu çöpe atmışız? Gerçekten. Hurma o kadar mübarek bir meyve ki yani tek hurma ile hayat sürdürebilmek mümkün. Yani açlık dönemlerinde hurma ile insanlar hayatlarını sürdürmüşler. Yani hurmanın içindeki etken maddeler, su da dahil birçok etken madde olduğundan dolayı hiçbir meyvede, sebzede olmayan Allah tarafından içine verilmiş olan vitamin ve mineraller var sevgili arkadaşlar. Uzun süre hurma ile tek başına yaşam sürdürülebiliyor. Yani suyu da karşılayabiliyor. O yüzden de gerçekten muhteşem bir ağacın meyvesi sevgili arkadaşlar. Genellikle hurma sıcak bölgelerde olur. Yani Arabistan gibi işte o ülkelerde. Çünkü oralarda sıcak çok olduğu için hurmalar daha iyi olgunlaşıyor. Türkiye'mizde de görüyorsunuzdur yol kenarlarında hurmalar vardır. Ancak bunlar havalar soğuk olmasından dolayı tam meyve vereceği sırada meyveleri oluşur. Ancak havalar tekrar soğumaya başladığından dolayı meyveleri yenecek dereceye gelmeden kururlar. İzmir gibi böyle sıcak iklimlerde, Akdeniz iklimlerinde hurmalar tam olmasa da bazı yerlerde yenecek hale de gelebiliyor. Tabi hurmaların bir sürü çeşitleri var. Çeşit çeşit hurmalar var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla tek çeşidi var. Ama Arabistan'daki gibi işte açma hurması, ne bileyim işte diğer hurmalardan bulmak zor. Şimdi hurma demişken hurmanın çekirdeğini nasıl tüketeceğiz? Tabii ki bu şekilde yemeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü Allah korusun, görüyorsunuz hurmanın uçları, iki ucu da sivri. Bu şekilde yutarsanız bağırsaklarınıza tıkanır ve ölümlere kadar sizi götürebilir. Sıkıntıya sokar sizi. O yüzden yediğimiz hurmaları çekirdeklerini biriktireceğiz sevgili takipçilerimiz. Videonun arkasında sizlere nasıl yapacağını göstereceğim. Biriktirmiş olduğumuz hurmanın çekirdeklerini sevgili arkadaşlar tarifte biraz sonra sizlere vereceğim. Nasıl tüketeceğinizi. Çay olarak, kahve olarak tüketildiği gibi aynı zamanda içine yoğurtla, balla, diğer salatalara, yemeklere karıştırarak da tozunu tüketmek mümkün. Sadece karaciğer fonksiyon, DNA bozukluklarında, saç beyazlaması gibi birçok hastalıkta hurmanın çekirdekleri şifa oluyor arkadaşlar. Nasıl olsa bunları çöpe atıyorsunuz. Çöpe atmayacaksınız bundan sonra inşallah. Biriktirmiş olduğunuz hurmaları bu videonun sayesinde bizim yaptığımız tarife göre kullanırsanız evinizde bir eczane deposu oluşmuş olacak sevgili arkadaşlar. Peki hurmanın çekirdekleri türleri fark eder mi? Hurmanın çekirdeklerindeki etken maddeler hemen hemen hepsinin aynıdır. Hurmanın çekirdeklerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece gördüğünüz gibi meyvelerinde değişiklik oluyor. İşte büyük hurma, küçük hurma, yaş hurma, acma hurması dediğimiz gibi yani peygamberimizin eliyle diktiği acma hurması vardır. Mesela o bizim böyle vişnenin büyüğü, siha benzer. O en pahalı hurmalardandır değerli arkadaşlar. Daha büyükleri vardır, daha çeşitleri vardır. Yaklaşık 40'a yakın, benim bildiğim 40'a yakın hurma çeşidi var. Belki daha fazladır. Benim bilmediğim hurmalar da olabilir yani. Şimdi sizlere hurmanın yakın çekimden çekirdeklerini ve dallarını göstereceğim ve arkadaşlar nasıl tüketeceğinizi, nelerde tüketeceğinizi, nasıl kavrulacağını videonun içinde göreceksiniz. Hurmalar böyle dalında veya tek tek de olabilirler. Kiloyla da satılabiliyor, yaş hurma oluyor. Arkadaşlar isterseniz böyle dalında alabilirsiniz. İsterseniz de pestil şeklinde veya kilo ile satılabiliyor. Ne yapıyoruz şimdi? Hurma çekirdeklerimizi yağsız tuzsuz olarak bir tavada
yavaş yavaş kavuracağız. Değerli takipçilerimiz, hurmanın sadece kendisi değil, çekirdeği de çok değerli bir meyvedir. Hurma çekirdeğinden un ya da kahve yapılabilir. Peki hurma çekirdeğinin faydaları nelerdir? Hurma çekirdeği antioksidan güçlü yüksek bir besindir. Hurma çekirdeği unundan yapılan krem ciltteki kırışıkları %30'a kadar düşürebilir. Hurma çekirdeği bağırsıklara faydalıdır. Karın şişliğini azaltır. Zihin açar, enerji verir. Çekirdekler parçalanarak su ile iyice kaynatılıp içilirse böbrek ve safra kesesi taşlarına faydalıdır. Hurma çekirdeği kadınlarda kemik erimesini de yavaşlatır. Hurma çekirdekleri gene kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonların tedavi etmekte de etkilidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre çekirdekler karaciğer ve böbrekte etken diyabetik komplikasyonlara karşı potansiyel koruyucu etkiler göstermiştir. Hurma çekirdekleri çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde de önemli faydaları vardır. Hurma çekirdekleri böbrek ve karaciğer hasarını da önler. Hurma çekirdekleri karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir araştırmada hurma çekirdeği ekstrasının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığı ortaya koydu. Hurma çekirdeklerini kahve çay olarak içebileceğimiz gibi suda kaynatılarak da suyu içilebilir. Gene bunun yanında hurma çekirdeği yağı yüksek miktarda omega 6 yağ asitleri bulundurmasından dolayı saç derisini besler. Kepek sorunu hızlıca çözüme kavuşturur. Hurma çekirdeği yağı amino asit ve B2 vitamini açısından çok zengin bir meyvenin çekirdeğidir arkadaşlar. Mineral ve vitaminler sayesinde saçları güçlendirir ve nemli bir görünüm sağlar. Hurma çekirdeği yine tıbbi sabunların yapımında da kullanılıyor. Bunun yanında gene hayvan yemi olarak da kullanılıyor. Tıbbi sabunların içeriğinde hurma çekirdeğinin kullanılma amacı mantar tedavisi veya mikrop kırıcı olarak kullanılıyor arkadaşlar. Hayvanlarda ise yem olarak kullanılmasının amacı özellikle tavukların gelişiminde çok etkilidir. Hurma çekirdeği bir anlamda ilaçtır. Çekirdeğin yapısı içerisinde bulunan özellikleri sayesinde hamileliği önleyici ilaçlar üretilir. Daha birçok sağlık sorunu için hurma çekirdeğinin faydaları vardır değerli takipçilerimiz. Hurmanın çekirdekleri hamile kalmayı önler. Prostat kanserine iyi gelir. Böbrek taşını düşürmede yardımcı olur. Gözlerde oluşan çapaklara iyi gelir. Beyni güçlendirir. Kan dolaşımını hızlandırır. Afrodizak etkisi vardır. Toksit artırıcı ve ödem önleyicidir. Damar sertleşmesine iyi gelir. Kadın hastalıkları tedavisinde kullanılır. Hemoroid yani basur ağrılarının şiddetini azaltır. Öksürük ve balgam sökücü olarak da kullanılır sevgili arkadaşlar. Gene aynı zamanda hurma çekirdeği ishal olan kişilerde de iyi gelir. Hasta olan kişi ishalden dolayı sutu, sodyum, potasyum ve glikoz kaybına uğrar. Hurma çekirdeği sayesinde bu kaybettiği mineralleri vücuda hemen geri kazandırır. Bunun da yolu çekirdekten hurma suyu hazırlanır, içilir ve hurmayı düzenli tüketen insanlarda basur sıkıntısı var ise ağrı ve rahatsızlığın etkileri azalır. Hurma çekirdeğini aç karnına yenilmesi daha sağlıklıdır. Hurmanın çekirdeğinde ve kabuklarında olan vitamin daha çok olduğundan içerisindeki çekirdeğin emilerek içerisindeki vitaminlerin alınması gerekir. Doğada sağlığımız için her şey sebze meyveler var. Sağlıklı bir vücut için dengeli beslenme en önemli faktördür. Hurmanın çekirdekleri oldukça serttir. Bir rızı sahanda dövmeye kalkacağız ama ne kadar başarılı olabileceğiz bilmiyorum. Bunun en doğru yolu değerli arkadaşlar bir büyütücüde ya da robotta çekilmesidir. Sahanda dövmeye kalktık ancak çok başarılı değil değerli takipçilerimiz. Bir kısmı ezildi, bir kısmı hala sert. Bunun için mutlaka bir robotta ezmek lazım. Şimdi ben çıktığı kadar eleyeceğim. Oranlardan kahvesini yapacağım sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz değirmen olmadığı için oldukça zor eziliyor. Bayağı yani uğraştırıyor. Bizim üyütücümüz burada olmadığı için yani ben fazla şey edemedim. Sonra elekten eledim. Şöyle kahve şeklinde getirdim. Sizlere göstermek için. Üyütücünüz varsa üyütebilirsiniz. Bayağı da sert kabukları yani. Hani kırılmıyor. Değirmen olması lazım. Üyütecek değirmen olması lazım. Ben bu kadar sizlere göstermek için yaptım. Şimdi bu tozu yoğurda katabilirsiniz, yemeklere katabilirsiniz. Ondan sonra efendim söyleyeyim salatalara katabilirsiniz. Kahve de yapabilirsiniz. Şimdi bunun kahvesini yapacağım ben arkadaşlar.
Şöyle iki kişilik. Suyun içine, soğuk suyun içine hurma, çekilmiş hurma tozunu atıyoruz arkadaşlar. Evet, kahvemiz hazır. Şimdi kahvemizi çekebiliriz. Hurmanın zararları da vardır değerli arkadaşlar. Diyabet hastaları için tüketimi uygun değildir. Çünkü şeker oranı yüksek bir meyvedir. Kalorisi yüksek bir besin olduğu için uzmanlar kilo problemi yaşayan kişilere tavsiye etmemektedir. Fazla tüketim gerçekleşirse göz ve baş ağrısı yaptığı söylenmektedir. Aşırı tüketmenin yaratacağı diğer başka bir olay da dalağa zarar verme ihtimalidir. Harika. Şeker kattın mı? Yok, şekersiz. Şekersiz içiyoruz biz. Evet sevgili arkadaşlar, hurma çekirdeğinden kahvemizi yaptık. Şöyle yağmurlu bir havada Ülker Hanım'la balkonda hurma çekirdeği kahvemizi içiyoruz. Bunu biz şifa için içiyoruz. Çok güzel. Daha önceki yıllarda Şahin ilk hacıya gittiği zaman, hacılara yemek yapmaya gittiği zaman da oradan getirdiği hurma çekirdeklerini biriktirdik biz. Onu biz değirmende çektirmiştik. Evet. Çok zor oluyor Çok, ezilmesi. evet. O yüzden hani sahanda falan dövmek zor arkadaşlar. Bir kısmını dövebildim, bir kısmını dövemedim. Sizin değirmeniniz varsa, öğütücüler varsa onları da yaptırabilirsiniz. Ya da çekiçle bir bezin içine koyarak çekiçle ya da bir daşla toz haline getirebilirsiniz. Gerçekten dirençli, zor kırılıyor sevgili arkadaşlar. Öğütmesi zor. Yani hemen hemen dünya nimetlerinin çekirdeklerinde en serti diyebilirim. Evet, öyle. Çok sert gerçekten. Ama sanki içine şeker katmışsın gibi çok güzel bir lezzeti var değil mi Tadı Kerem? güzel. Muhteşem yani, çok beğendik. Muhteşem, harika ama zahmetli, Zahmetli. yorucu. Evet. Bu kadar hani şifalı bilgiyi, güzel bir bilgiyi eşim sizlere göstermek için hayli uğraştı arkadaşlar. Önceki yıllarda biz kahvesini içerdik de o zaman YouTube çekmedik biz. Evet, o zamanlar Çekmedik. çekmiyorduk. Çekmek kısmet olmadı. Videoya beğeni atıverin, yorum atın arkadaşlar. Destekleriniz için Şahin Video kanalına çok teşekkür ederim şimdiden. Zahmet olmazsa videoya beğen atın. Kanalımıza abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Faydalı başka bir videoda görüşürüz. Hepinize İzmir'den selamlar. Hoşça kalın. Muhteşem, eline sağlık. Sağ olun, canım. Afiyet olsun.